Smithsonian Amerikan Sanatı Müzesi'ndeyiz ve Millard Sheets tarafından yapılmış olan Gecekondu Daireleri adlı esere bakıyoruz. İnsanlar yaşadıkları apartmanların önündeki açık alanlarda, merdivenlerde ve sokakta geziniyorlar. Arkada ise yüksek bir tepe var. Kadınlar, çocuklar ve kedileri konuşuyor ve el kol hareketi yapıyorlar. Sahnenin içinde yürüyormuş gibi hissediyoruz. Los Angeles'tayız. Burası Bunker Hill diye bilinen bir bölge. 19. yüzyılda burası çok güzel ve önemli bir yerdi. Tepenin yukarılarında malikaneler vardı ama pansiyonlara dönüştürülmüşlerdi. Ancak bu binaları pek çok insanın içine tıkıldığı ve küçük odaları olan bir apartman haline getirmek tablonun bize iletmek istediği diyaloğu yaratmış ve bu eserin 1933-1934'te Büyük Buhran'ın en ağır günlerinde yapıldığını hatırlamak gerekiyor. Millard Sheets, 1933 yılında Aralık ayında başlayan Kamuya Ait Sanat Eserleri Projesi adlı bir pilot projede çalışmıştır. Bu projeden önce ABD tarihinde sanatçıları destekleyen bir yardım programı olmamıştır. Evet, Roosevelt yönetimi bu projeyi denemeye karar verdi. Sivil Koruma Birliği denen bir program aracılığıyla yol, köprü ve baraj inşaatlarını desteklediler. Normalde istihdam edilmiş olarak görülen insanlara yardım edebilmek için işte bu tür yollar açılmıştı. Çünkü aksi takdirde bu insanlar yemek kuyruklarında beklemekten başka bir şey yapamıyorlardı. Paraları ve işleri yoktu. Devlet, sanatçılara çalışmaya devam etmeleri için para ödediğinde ne olacağını görmek için bu projeyi geliştirmeye karar verdi. Ve bu müthiş bir başarıya dönüştü. Program 1933 yılının Aralık ayında başladı. Sadece birkaç ay sonra yani 1934 yılının Mayıs'ında Washington DC'deki Corcoran Galerisi'nde sanatçıların ürettiği eserlerden çok büyük bir sergi yaptılar. Herkes harcanan paranın doğru yere harcanıp harcanmadığını görmek için sergiye geldi. Ayrıca bu başarı temelinde yeni bir program başlatmanın mümkün olup olmayacağını anlamak için gelenler de vardı. Tablosu serginin yıldızlarından biri olan Sheets için bu devasa bir başarıydı. Başkan ve eşi Eleanor Roosevelt sergiye geldiler ve Beyaz Saray'ın duvarlarını asmak istedikleri eserleri seçtiler. Bunlardan biri de gece kondu daireleriydi. Bu sebeple eser, Los Angeles gazetelerinde geniş çapta yer aldı. Başkan Roosevelt, Beyaz Saray'ın duvarlarına asmak için yerel sanatçıların tablolarını tercih etti gibi başlıklar atıldı. Bu herkes için oldukça heyecan vericiydi ve o zaman 30'unda bile olmayan bir sanatçı için onaylanma anlamına geliyordu. Sanatçı bu tabloda olağanüstü mimari bir alan sunuyor. Ancak bu alan aynı zamanda bizim vakit geçirmek isteyebileceğimiz insanlarla dolu. Tablonun her köşesinde gördüğümüz bu ufak sahneler bizde kadınların konuşmalarını gizlice dinleme isteği uyandırıyor. Ayrıca günlük hayatı ve günlük konuşmanın samimiyetini gözler önüne seriyor. Bu insanların yaşadığı hayat sanatçı tarafından kayda değer görülmüş. Her yer güneşli. İnsanlar rahat kıyafetlerini giymiş ve birbirleriyle iletişim halindeler. Bu aslında Amerika denilen yerin insanların eleştiri, peşin hüküm ya da ön yargı olmadan birbirleriyle ilişkide olabildiği bir toplum olduğu ifadesi. Yani herkes kendi başına bir birey ve bu da Amerikan toplumunun gücü. ABD ekonomik krizdeyken Roosevelt'lerin neden bu tabloyu seçtiğini anlayabiliyoruz. Toplum olma, bireylerin samimi bir biçimde bir arada bulunması fikri insanları bir arada tutan tutkal gibiydi bu insanları günlük yaşamları içinde göstererek shiits'in değindiği bir başka nokta da buhran olsun ya da olmasın insanların moralinin bozulmamasıydı üretken anlamlı ve ilginç hayatlarını yaşamaya devam edecekler tıpkı daha önce yaptıkları ve muhtemelen daima yapacakları gibi